Hüseyin Öğüt 1980 İstanbul doğumlu, Kadıköy çocuğu. Bütün eğitimlerini İstanbul'da tamamlamış. Bir taraftan da müziğe gönül vermiş. Müzikle beraber de işte özellikle medya sektöründe çalışmış bir Türk genci. Elinden geldiğince de yaptığı işi en iyi yapmaya çalışan birisi diyebilirim. İlk sahneye çıktığım zaman 17 yaşımdaydım. Çınarcık'ta bir ufak bir barda sahneye çıkmıştım. Yeni yeni gitar çalmaya çalışıyordum. O dönemlerde başladı açıkçası ama daha çok 20 yaşımdan sonra üniversite eğitimimle birlikte İstanbul'da profesyonel olarak sahne almaya başladım. Onun öncesi daha amatörce yaptığım çalışmalar vardı. Ama gerçek anlamda profesyonellik de maalesef 40 yaşıma yakın bir zamanda oldu. İlk kendi şarkılarımı gerçek anlamda müziğinde desteğiyle, Eser Taşkıran aranjeleriyle insanlarla buluşturma fırsatına sahip oldum. Çok iyi hatırlıyorum bu bahsettiğim 17 yaşımdaki Çınarcık deneyimim. Tek başıma bir akustik gitarım vardı. Hatta işte elektro akustik de değildi. Yani jack bağlantısı yoktu. Mikrofonu yaklaştırıp çalıyorduk. Ufak da bir mekandı ama çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Allah'tan orada beni seven arkadaşlarım, abilerim, ablam vardı. O yüzden güzel geçmişti. İlk deneyimim bu anlamda hem heyecanlı hem de benim için anlamlıydı. Evet, tabii o benim için bir şarkıdan öte bir hikaye. Yarım kalmış bir hikayenin aslında anlatımı. Sadece kendim için de değil, benim gibi babasını kaybetmiş, sevdiklerini kaybetmiş birçok insan için de yapılmış bir çalışma. Aslında bir proje değil bu, tamamen işte içimden gelerek yaptığım bir şey. Ama sonrasında dinlettiğim insanların da desteğiyle, onlarla da gözlerimiz dolarak çalıp söyleyerek bu noktaya getirdik aslında. Artık paylaştıktan sonra da sadece benim değil herkesin oldu. Ama paylaştıktan sonra şunu da anladım. Videonun YouTube'daki yorumlarında da bunlar var. Bir askerlik fotoğrafım var babamla. Yemin töreninde. Bir dinleyicinin şu yorumu beni çok etkiledi. Benim babam askerliğimi bile göremedi dedi çünkü. Dolayısıyla ben yine birçok şeyi yaşayabildim onunla ama annesinin karnındayken bile babasını kaybetmiş milyonlarca insan var dünyada ve ülkemizde. O yüzden yine de bir şekilde şükretmek lazım. Kalan yok ama önemli olan da onların hatırasını yaşatmak. Sahne ve profesyonel çalışmalar olarak aslında bunu ayırabiliriz. Sahnede tabii ki hem söylemekten keyif aldığım hem de gerek o dönemin gerekse de o ortamdaki insanların istediği şarkılardan aslında bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Ama genelde söylemeyi sevdiğim şarkılar her zaman repertuarımda oluyor. Onu söyleyebilirim. Albüm olarak ya da single olarak yaptığım çalışmalarda da genelde kendi şarkılarımdan beslendiğim için orada da benim için öne çıkan ya da o döneme yakın ya da bazen sırası değişse de daha çok hissettiğim şarkıları öne çıkararak paylaşmaya çalışıyorum. Herkes olabilir. Özellikle biz öyle büyütüldük. Benden yaşça büyük ve emekçe de daha fazla emek harcamış birçok büyüğümle memnuniyetle aynı sahnede olabilirim. Ama ben gitar çalmaya başladığımda bize ilham olmuş, ilham vermiş. Yaşar gibi, Ege gibi, Çelik gibi abilerimiz, büyük sanatçılarımız vardı. Onların bir kısmıyla da radyo programı yaptığım dönemde aslında bir arada şarkı söyleyebildim. Ama dediğim gibi birçok kişiyle sahneye çıkmak, birlikte şarkı söylemek memnuniyetle isterim. Rahmetli Hüner Coşkuner'le bir planımız vardı ama hayata geçiremedik. Tam bu hazırlıklar esnasında maalesef hayata gözlerini yumdu. O yüzden böyle bir proje olduğunda da çok beklemeden hızlıca yapmak hem tercihim hem de bundan sonra herkese tavsiyem olsun. Milyon TV yeni dönemin iste ve izle şeklinde, yani dünyanın da gittiği şekilde aslında
televizyondan bize sunulan değil de istediğinizi istediğiniz zaman izleyebileceğiniz bir yapı. Dolayısıyla bütün sektör buna doğru gidiyor. Milyon TV'de özellikle müzikle ilgili çok kıymetli içeriklere sahip. O yüzden burası Türk kanalı. O yüzden bütün dinleyicilerimizden Milyon TV'yi desteklemelerini, izlemelerini, paylaşmalarını, özellikle de buradaki sanatçıların, kendimden ziyade buradaki sanatçıların yaptığı işleri paylaşmalarını rica ediyorum. Ve bu destek izleyerek bile olabilir. Çünkü ne kadar çok izlenirseniz reklam veren ve sponsor desteği de o kadar fazla olabiliyor. O anlamda Milyon TV'nin yaşaması lazım. Yaşaması için de kesinlikle desteklenmesi lazım. Ben de bir nefer olarak elimden geldiğince hem izlemeye hem de paylaşmaya çalışıyorum Milyon TV'nin çalışmalarını. Ne zamandır görmedim yüzünü, oysa ben örtmüştüm üstünü. Yarım kalan bulmacaların hüznünü gömemedim.